Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Kaptan Tsubasa 2 Final Evolution'ın 17. bölümüyle sizlerle beraberim. Karşımızda Bayern Münih. Defansif ve ofansif anlamda çok güçlü. İşte şifreyi isteyen arkadaşlar için benim yüzdelerimle Bayern Münih'e karşı oynayabilirsiniz. Taktikte herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Sadece bir duruma bakalım. Tsubasa'nın level'ı hala 13'te. Bu şekilde bu takımları yenmek gerçekten aslında büyük bir başarı. Belki başarı değildir. İlerleyen zamanlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Oyun hack versiyonu olduğu için ilk defa oynuyorum rakiplere karşı. Bilmiyoruz, etmiyoruz. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Bu arada bir sinematik var. Gözlere bakın. Yeniden karşı karşıyayız. Almanya'da oynayan, evet. Schneider, mutlaka kazanacağım. Schneider mi? Herhalde Schneider diye okunuyordu bu. Mutlaka kazanacağım dedi. Tsubasa'nın bu sözünü boşa çıkarmayalım. 35 dakikalık bir final maçı. Evet, final maçı. Rakipte güçlü oyuncular var. Eminim ki o yüzden yine temkinli başlamamız lazım. Kaç numaraları güçlü onlara bakalım. 9 10 11 Schneider 11. Oh, 6'da Shaw diye bir oyuncu var. 3 tane özel oyuncuları var herhalde. Aynen. 10, 11, 6. Hadi bakalım. İlk pozisyonda bir atak yapsam, kalecilerini test etsem. Tsubasa. Evet, Tsubasa bekliyor. Ya da Rivali süper şut mu çeksem, ne yapsam? Ya fark etmez, yüzdelerini yüksel... Shaw durdurdu. Arkadaşlar bir süper çalım deneyelim. Oha. Foul. Güzel. Kaysa belki alabilirdi. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İki numaraları herhalde kesemez değil mi? Ben yine bir süper çalım deneyeyim. Ne olur ne olmaz. Çünkü normal oyuncular başıma bela açıyorlar. Kaleci kalesinde bir süper çalım mı denesek? Drive shoot mu denesek? Hadi gelin bir drive shoot deneyelim. Hadi be, 1-0 önde başlamak mükemmel bir duygu olabilir. Boş kale. Arkadaşlar kale boş. Uzaklaştırırsa ve topu biz kaparsak pas kesme diyeceğim. Bizde. Evet, kale boş arkadaşlar. Hadi kale boş. Buradan kaleye vurursam tehlikeli olabilir, bakayım. Oo, bayağı bir engelleyecek kişi var. 3 numara, 5 numara. Bu topu bir şekilde şöyle yapsam. Arkadaşlar 11 numaraya gelirse çizgiden, sıfırdan bir şut deneyeceğim. Hadi bakalım, şutumuz 17. Defans çıkarsa engeller, çıktı. Engelledi. Hala kale boş. Grandiosa geldi bu sefer. Ama 3 kişi ve kaleci de çıkmış ya. Olamaz böyle bir şey ya. Kale boş değil. Hey, fake başarılı. Kesti. Arkadaşlar kale hala boş olabilir. Bakayım. Maalesef öne geçmeyi başaramadık. Buradaki oyuncuların birçoğu uyuyor aslında. Tsubasa'ya o topu atacağım. Büyük hata yaptım. Acayip büyük bir hata yaptım ya. Niye atıyorum ki abi? 3 tane oyuncuya fake attık ya, daha doğrusu 2 tane oyuncuya fake attık orada. Ben dedim hadi dur olmadı. Verkaçlarla geliyor. Maalesef değemeyeceğiz bile topa. Hadi 1-0 öne geçecekken 1-0 mağlup başlayacağız. Schneider da ne hızlı koşuyor ya. Süper şut, hazır ol. Tek çare topun patlaması veya direkten dönmesi. Tamamlama. Yapacak bir şey yok. Bir kahve yudumlayacağız. Yalnız Tsubasa'yı bitirdik. Gerçekten bitirdik. Adam 437 kaldı ya. 400 gitti ya. 400 götürdük ve hiçbir şey yapamadık. İlk yarının sonunda mı bir atak yapsam? Ne yapsam? O da çok zor ki. Hadi bir kere daha ilerleyelim. Rakiplerden top kapmak acayip zor. O yüzden ilerle bakayım. Bu sefer Rival'le bir
bir şeyler denesem. Evet, verkaç yapsam Tsubasa'yla. İnşallah kaleci çıkmaz. Bir şey olmaz herhalde ya. Bir kişi daha çıkarsa keser ama. Çıkma kaleci. Evet. Kontrol ediyorum. Aslında çalımı da iyi Rival'in ha. Rival'in çalımı 19, şutu 15. Bir Phantom deneyelim abi. Hadi bakalım ya. Verdik topu işte. 2-0 olma ihtimali var şu anda. Yakalayamazsam eğer. Hadi bir ihtimal Payol'un o topu kapma ihtimali var arkadaşlar. Ama pas verdi. Ah. Çok kötü başladık ya. Gerçekten bu sefer kötü başladık. Şut, normal şut. El yapacağım. Ayvay yedik. Bu maçta ayvay yedik. Dördüncü takım mı bu? Evet, 4 ise eğer. Çünkü üçüncü turnuva 4 takım mıydı bildiğim kadarıyla. 4 ise eğer düşmeyeceğiz. Ama bir kere daha deneyeceğiz. Ya bu nasıl bir maç oldu böyle ya? Ulan adamların kalesi bomboştu. 1-0 öne geçecektik. Hadi 2-1 olursa bari hala bir şansım var. Bunu ilk yarının sonunda yapmam lazım da. Nereden çıktın? Ya nereden çıktın ya? Hile var abi bu oyunda. Aa, bu adamı da görelim. 5 numara. Payol. Payol dur dur. Gol. 3 oldu. Mahvolduk ya. Ulan niye Tsubasa'ya geliyor bu top ya? Yürü. Bir ver kaç deneyim. Anca faul olur. Abi böyle bir şey olamaz. Adam topa kaydı. Ya da şut bloklama yaptı ama pası kesti. Yani ayak uzatma falan yapmadı ha. Oha sen Tsubasa'nın bu pasını doğru tahmin etmeden kesiyorsan biz ayvayı yedik. Ciddi anlamda ayvayı yedik. Bak şov yapıyorlar şimdi. Tsubasa. Berbat. Durumumuz içler acısı. Dört olacak. İşte hiçbir takıma karşı agresif oynamayacaksınız ya. Tsubasa'nın kuralı bu abi. Topu vermeyeceksiniz. Hayda. Ben atak yapmaya çalıştıkça gol yiyorum. Lay lay lom oynuyorduk bugüne kadar. 4-0. Yani herhalde bunu tekrardan oynamaya gerek yok ya. Hızlandıracağım arkadaşlar. Hızlandıracağım. Hemen bir bitsin. Kapatmayacağım da. 5-0 olsun, 6-0 olsun. Bir dakika. Bir kere daha deneyeceğiz bu takımı. Maksat videonun süresi uzamasın. Şöyle zaman geçirelim. Bitir hoca. Bitir, bitir, bitir. Oha, şov yapıyor adam. Tamam, ikinci yarı... İnşallah bir takım aşağıya düşmeyiz. Eğer düşersek tekrardan sevi başa alacağım. Payol süper kay bakayım. Süper kayması bir işe yarıyor mu? Vay engelledi. Ha, bunun da en azından engellediğini falan şey yapabiliyoruz. Görebiliyoruz. Bunlar bize fikir olsun. Bak adamların normal volesini yiyoruz. Hadi. Zaman geçirmek en mantıklısı. Gelsinler adamlar üstüme üstüme gelsin. Biraz daha bekleyeyim. Tsubasa'nın enerjisi azalsın. At 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 at. Oha. Normal zamanlarda bunu yapsam çalım atmazlar ha. 17 dakika.
Bizim kaleci golleri yemeye devam ediyor. Zaten atak yapmıyorum. At at at, çalım at. Faul yapsınlar, bir şeyler yapsınlar. Zaman geçsin. Ay, Rivaldo çalın dedim. Herkese bir çalın deneyim, kaptırdı. Rivaldo kaptırdı. Tsubasa kesti. Overus, pas vereyim şöyle abi. Kime gider bilmiyorum. Dön geriye. Son 5 dakika. Her topu yiyor kalecimiz. Oha, 3'e düştük. 4. takımdan 3'e düşüyoruz. Evet, doğru. Arkadaşlar, yani ben tekrardan Wakabayashi'yi yenmekle uğraşamam. Wakabayashi'yi tekrardan yenmekle uğraşmak demek bir kere daha deli olmak demek. Çünkü Wakabayashi'yi ben taktik oyunuyla yendim. Eğer evet, Bayern Münih'e karşı bir kere daha oynayacağız arkadaşlar. Aynı yüzdelerle tekrardan oynayacağız. Basmıyorum. Biraz uzun. Yani ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Bizim yapacağımız tek şey arkadaşlar, ilk yarının sonuna kadar zaman geçirmek. Evet, Tsubasa falan umurumda değil. İlk yarının sonuna kadar zaman geçirmek şu anda. Son hata yapacağım. Ve yapabilirsem 1-0 önde kapatmaya çalışacağım. Yani zor takımlara karşı ancak böyle oynayabilirsiniz. Çünkü sizden bariz bir şekilde üstünler. İyi, 5 dakika geçirdik bile. Hadi. Ya bunu yaptığınız takdirde yenememe ihtimaliniz bile var. Kolay bir şey değil. Yanlışlıkla bir yere top atsan, topu kaptırsan o kadar emeğin boşa gidiyor. Satranç gibi oynamak lazım abi. Buralara fazla yaklaşmamam lazım. Evet, sıkıştı biraz ortalık. Aslında bir şut denesem mi ya? Hadi Tsubasa'yla bir başlayalım. Çünkü zaman geçirdikçe enerji... Ya niye ceza sahası içine ya? Ama bak, bu olmadı gerçekten. Şunu bir atıyorum. Zaman geçirince enerjisini yeniden kazanacağım. Bu avantaj. Ama olamaz ya. Abi çok şanssızız ya. Ciddi anlamda çok şanssızız. Aynısını bir kere daha vuruyorum. Sinir oldum. Ve kurtardı. Tsubasa kaç biliyor musunuz? Tsubasa 178 kaldı abi. Tsubasa 178 kaldı. Umudum kalecinin çıkması. Anlar nasıl ya? Peki. Pekala abi. O zaman çalım deneyeceğim. Ya kim bu kaleci? Wakabayashi'den daha iyi çıktı ya bu. Arkadaşlar yine ayvayı yedik, biliyor musunuz? Yani bu topu kesemezsem eğer, pas verirse veya kapamazsam yine ayvayı yedik. Hayatımız kaydı. 1-0 önde başlayalım diye 10 dakikada Tsubasa'yı sıfırladık. Bir kere daha denemem lazım. Çok kötü başladık. Ya şu an maça tekrar başlasam daha avantajlı aslında. Ah, ah. Tsubasa alamaz ki. Alamaz abi, alamaz. Adam mahvoldu. Ve yavaşladı Snyder. Yani Tsubasa öldü bitti. Bu top direkten dönerse, gol olmazsa,
Batman, o topun bize düşmesi lazımdı geri. Kaleci, çalım deneyeceğim. Ah, pas verdi. Hadi be, bir işe yara be kaleci. Çok güzel. Arkadaşlar işte bu şanstı. Biliyor musunuz, bu ciddi anlamda bir şanstı. Yine her şey olabilir bu maçta. Tsubasa 96 ama eğer zaman geçirirsem ben onu 400'e 500'e kadar çıkarırım. İlk yarının sonunda atak yapacağım. Ne olursa olsun. Şu an gol bulmaya çalışmayacağım çünkü top kapamıyoruz. Eğer 1-0 önde olsaydım şu an tadından yenmeyecekti ya. Gerçekten. Hayır, korkutmayın beni ya. Tsubasa kaç? 130. Tamam. Çok dikkatli oynamam lazım. Nasıl yapacağım ki şimdi? Sıkıştım bile. Bu iki numara niye hiçbir topa koşmuyor? Acayip riskli paslaşıyorum. Geriye, yani ileri. Tsubasa'ya kesinlikle bu topu aldırtmamam lazım. Oyunu şuraya açsam araya girerler diye korkuyorum. Cidden korkuyorum. Adam akıllı top süremedim ya. Ya ama işte bak, bunlar olmaması gereken şeyler arkadaşlar ya. Ya açısında o adam yok. Cidden yok. Vallahi yok. Vallahi yok açısında o adam. Ulan bir top kurtar be sen de. Ya arkadaşlar, durduk yere bir gol yedik işte. Acayip üzgünüm ya. Açısında o adam yoktu ya. Oluyor bazen işte böyle maalesef. Fazladan bir gol atmak demek şimdi. Bu rakibe nasıl gol atacağım? Adamın dry roşatasını yemedi ya. Biri şanstan direkten döndü. Çıldırmalık bölümler başlıyor işte. Tsubasa'ya atmamam lazım bunu. 208 zor zor 208. Kaysa almış. Kaysa bitmiş iş. Evet. Dön geriye. Dön 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 dön. Bir buçuk dakika var. Ne deneyeceğim bilmiyorum ki. Drive shoot mu deneyeceğim yani? Geç kaldım zaten. Ya lan ne şerefsiz bir hakemsin sen ya. Lan bir 10 saniye bile uzatmayan ne şerefsiz bir hakemsin sen. Bak deli oldum ya. Oyun istemiyor abi ya. Lan bir dakika uzatmadı ya. It all it. Ah, nefret ettim. Ah, çıldıracağım arkadaşlar. İki. Lan kes şunu, hayatının kayışını yap. Al yakala yaptık ya. Zaten kurtaramayacaktın da top patlar mı acaba? Şerefsizlik ya bu oyunun yaptığı vallahi. Yani şu bölüm gerçekten ciddi anlamda. İki tane drive shoot roveşatam girmedi be.
İkisi girmedi. Arkasına. Bir saniye uzatmadı. Ondan önce topu kapması zaten şaibeliydi oyunun. Ve ben hala mal gibi oynuyorum. Adamlara organize gelemiyorsunuz, atak yapamıyorsunuz ya. Şu aşırtma fake. Kaç dakika olmuş ya? Arkadaşlar bir kere daha deniyorum. Ben bu maçı bitirmeyeceğim. Sevimi tekrardan açıyorum. Kaç dakika olduğunu merak ediyorum sadece. 21 dakika olmuş. Deli oldum. Yani bu deli olmanın hırsıyla oynayacağım şu an. Bu deli olmanın hırsıyla bir kere daha deniyorum. Level falan atlatamayacağım arkadaşlar. Zamanım yok. Yani normalde bu oyunu... Hani bu takıma karşı gücünüz yetmiyor değil mi? Yeniliyorsunuz, yeniyorsunuz, yeniyorsunuz, yeniliyorsunuz falan filan böyle diğer takımlara karşı... Level kasıyorsunuz. Tsubasa 13 ya bizde şu anda. 7 kere böyle yükselmesini sağlıyorsunuz. 20 yapıyorsunuz. Normal adamlardan top kapabilir duruma geliyor. Veya şutları girebilir duruma geliyor. Ama ben zoru başarmak istiyorum. Ben zoru başarmak istiyorum. Hadi bakalım. Havadan gelecek mi bu top? Yerden geldi. Olsun. Kontrol et. Yürü bakalım hadi. Kaleciye bir süper çalım deniyorum arkadaşlar. Hadi gol olsun. Boş kale. Kale boş. Kale boş ama 50 milyon tane oyuncu var şu an önümüzde. Şurası daha uygun. Hadi be. Kimse çıkma. Ya nereden geldin 5 numara? Benimle beraber nasıl koştun ya? Vuracağım. Engelleyecek büyük ihtimalle. Kale hala boş. Kale hala boş. Arkadaşlar çok fazla zaman kaybetmemem lazım. Bu topu Tsubasa'ya nasıl aktarabilirim onu da bilmiyorum. Şut çekersem iki tane dev gibi oyuncuları var. Çok zor ya. Ulan bu top buraya gelirse eğer, ki gelmeyecek, Rivali bir kere daha deneyeceğim. 5 numara burada, kale hala boş. Hadi bir kere daha dene bakalım. Vurdurmuyorlar abicim, vurdurmuyorlar ya. Kale hala boş. Ulan şut çekeceğim bak, delireceğim şimdi. Tsubasa'ya bu pası atmaya çalışıyorum, gitmeyecek. Aha gitti. Kaleci çıkabilir ama. Şu orada, kale boş. Kale dolu olsa da yerdi bunu belki ama. Zaten kaleci uçacak şimdi büyük ihtimalle. Nihayet bir gol attım. Nihayet bir gol attım. Çok daha kısa yoldan bulabilirsiniz bunu ama adamların normal oyuncuları senin Tsubasa'dan sonra en iyi oyuncunundan bile topu alabiliyor. Şut çektirmiyor. Şut çeksen engelliyor. O yüzden acayip zor. Ha, bir süper şutla biz o kadar çaba sarf ediyoruz. Şimdi bir süper şutla gol yiyeceğiz. Sen blok. Sen süper kay. Sen de blok. Çalım at. Faul yapma sakın. Hadi be. Belki bir alma ihtimalimiz var. Alırsak ilk yarı yönde bitireceğiz. Hadi be. Sana helal olsun be. Bu artistin üstesinden geldin. Dersini verdin ama uzaklaştıracağız. Topu... Verdik geri ya. Ah şanslılar ya. Ciddi anlamda şanslılar. Kes! Ya bir kişi önüne çıkmıyor. Abi kafayı yiyeceğim! Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Ah.
1-1. Biz en iyi oyuncumuz Tsubasa'yla 11 alır bunu. Gol bulamıyoruz. Adamlar uyduruk adı bile olmayan oyuncularla gol atıyorlar. Hadi bakalım. Ata 3 dakika kala filan çıkmaya çalışacağım. Hakemin sağ solu belli olmuyor işte, görüyorsunuz. Dakika var. Neyse, kaybettiğimiz enerjiyi de geri topluyor Tsubasa. Hata gitmeyeceğim. Yalnız sıkışıyorum. Tsubasa kaç oldu? 568. Şuraya atayım şu topu. Kötü oldu ya. Kötü oldu, çok sıkıştım. Güzel. Fake atarsam... Ya gaza gelmemeliyim ya. Daha çok erken aslında. Daha çok erken arkadaşlar. Benim gaza gelmemem lazım. Golü bulacağım da belli değil. Golü buldum diyelim. Gol yedim 2 dakikada. O bariz belli. Golü atamazsam zaten 2-1 mağlubum ve maç bitiyor demek. Golü atamazsam hakem maçı bitirmeli. Mantık bu olmalı. Beş numara uç oraya. Hayda. Ulan Tsubasa'ya geldi. Toplanın. Ne yapacağım? Ne yapacağım abi ya? Süper çalın beni. Bir penaltı gelse aradan. Oha! Power takılı varmış. Bravo lan Tsubasa. Helal olsun sana be adamım. 3 kişi daha var. Süper pas versem ne olur? Penaltı. Süper. Yalnız daha 1,5 dakika var. Hakemin yine uzatmadan maçı bitirmesi lazım. Tsubasa'yla vuruyorum. Burada enerji gitmiyor bildiğim kadarıyla. En son sağa atmıştım, çıkarmıştı. Bu sefer sola atıyorum. Yine çıkardı. Ulan abi. Ah be, 2-1 önde gitmem müthiş bir avantajdı ya. Ne yapacağım? Yerleri değiştir. Evet, Tsubasa kaç? 436. Hadi bakalım. Yüksekten kaleci de çıktı. Hadi çık kaleci. Kale boş ama top bizde değil. Kale boş ama top bizde değil. Hadi. Kale boş. Kale boş. Tsubasa'ya gelmesi lazım bu topun. Hadi be, kimse çıkma. Oha! Sıyılmak için yapabileceğin tek şey bu. Tsubasa bunu bile vuramıyor. Tsubasa bunu bile vuramıyor. Lanet olsun senin gibi oyuna. Hadi bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Kale boş.
Hadi be kahraman ol. Kimse çıkma. Gol! Gol! Empoli! Barcelona öne geçti. Arkadaşlar gerçekten çok sevindim. Yani... Hadi. Hadi. Hoca bitir. Bak daha fazla uğraştırma bizi. Bitir. Bitir şimdi orta sahadan bir süper şut falan çeker. Bitir. 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 Sakın, sakın gol yemeyim. Yani enerjisini harcamak istemiyorum Tsubasa'nın abi ya. Bekle diyeceğim. Bitir. 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 Lanet olası hakem. Bitir artık. Tam sana sövmeye hazırlanıyordum var ya. İçinizde patlasın bu süper şut. Allah'ım inanamıyorum. Efsane bir maç oluyor. Yalnız top onlarda başlayacak. Tsubasa'nın enerjisi kaç oldu bu arada? 238. Arkadaşlar. Hala bir ihtimal var. Gol yesem bile maçın sonuna kadar zaman geçirip başarılı bir şekilde son saniyede şut çekmem lazım. Hapşıracağım bir saniye. Hapşıramayacağım da. Hoşuna mı gitti? Müzik iyi mi? Of. Dur hapşıracağım. Top onlarda başladı. Hadi kazadan bir topu alırsak zaten. Lan göbeğimiz çatladı gol atana kadar be. Hadi Tsubasa. Alamazsınız ki. Boş. Yüksekten ve kimse yok lan. Güzel. Hiç kimse yok arkadaşlar. Hiç kimsenin olmaması lazım. Evet. Mantık olarak hiç kimsenin olmaması lazımdı. Arkadaşlar inanılmaz büyük bir fırsat var şu an elimizde. Hadi bakalım bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Akıllı oynamamız lazım. Gerçekten çok akıllı oynamamız lazım. Hayır durdurmayın sakın. Sakın durdurmayın. Ulan böyle yenersek efsane olacak. 3 numara gelme buraya. Gelme. Neyse ben hızlıyım. Bu neydi abi? Bu hile değil miydi şimdi? 4 numaranın dibindeki topa 4 numara niye koşmuyor ya? Ya sen gerizekalısın ya çocuk. Aptal herif. Senin yüzünden maçı kaybedeceğiz. Arkadaşlar ya bu kadar beyinsiz bir oyun olamaz ya. Abicim ama olamaz. Bak bu finalde çok anormal şeyler. Joystick'i kıracağım. O adamın ne dikkati dağınıktı, ne pasif durumdaydı, ne bilmem neydi. Ya gerizekalı gerizekalı oyun oynuyor ya. İki bölüm, iki maçtır bak arkadaşlar inanılmaz şeyler yaşıyorum ya. Ulan öndeydik, 3-1 bitirecektik bu maçı ya. Yazık ya. Yazık arkadaşlar ya. Vallahi yazık ya. İşte dünya oyun tarihinin ilk momentumu bu. O 4 numaraya bir daha top atar mıyım ben? Hadi. Yani illa adamların üstüne mi atmak lazım bu lanet topu? İlla üstüne mi atmak lazım? Hayır, atmak lazım değil. Yani ben buraya atarsam şu 8 numaranın engelleyeceğini düşünerekten buraya atıyorum. Bunu atmam da gayet doğal yani. Ben böyle oyun bitirdim. Böyle oynamanız lazım. Önüne atmanız lazım pasları. Tsubasa 466. Eğer ben aynı hatayı yapmayacağım ya. 4 numaranın önüne atmayacağım o topu.
13 dakika var. Neyse hala berabere ya. Her şeye rağmen berabere. Heh. Ha, inşallah koşmazsın ha. İnşallah koşmazsın. Beyinsiz Gonzales. Şöyle topu birkaç adım ilerisine atarsam koşma, yani arayı açma ihtimali var. Şimdi buna bu topu atarsam geriye giderken 9'u yakalar. Ama burada 5 numara topu kontrol ederse 9 ona yetişemez. Bir 2 dakika daha eritirim. Hadi şu topu geriye çıkarabilsem. Güzel. Güzel, dön geriye. 10 dakika var. Tsubasa'nın enerjisi artmaya devam ediyor. Oyunu açtık bir şekilde. Güzel. Sıkışıyorum. Risk. Hiç riske giremem. 6 dakika var. En yakın adam 11 numaraydı arkadaşlar. En yakın adam orada 11 numaraydı. 11 numaranın o topa koşması gerekiyordu. Bunun başka bir açıklaması yok bu oyunda. Yok. Gerçekten yok arkadaşlar. Heh. Ama nasıl ya? O topun bizde... Al Gonzales. Bravo lan. Lan hatanı affettin. Affettirdin. Hadi Tsubasa. Kaç? 596. Yürü Tsubasa be. Hadi be. Hadi be, maçı kazanma şansı ata. Yürüyün. Yürüyün çocuklar. 5 numara orada, bir ver kaç deneyeceğim. Şaka gibi ya, Tsubasa'nın ver kaçını kesti ya. Şunu bir deneyim. Kaleci çıkar mı? Çık kaleci lan. Çıkmadı. Tsubasa'ya bir şekilde bu topu atmam lazım. Kaleci var. Sorun değil. Tsubasa'ya bu topu atmam lazım arkadaşlar. O top da Tsubasa'ya nasıl gidecek? Lan Tsubasa'nın süper rövanş atası var ya. Ya hakem maçı bitirirse? Çalım denersem kapacak. Süper şut çekersem engelleyecek. Tsubasa'yla vurmam lazım. Tsubasa da pasif durumda. Arkadaşlar. Tsubasa'ya bu pas gitmez. 3 var, 4 var, 5 var. Denesem mi ya? Ulan deniyorum. Bir ver kaç. Ama bunlar ya, normal adamları bu Tsubasa'nın ver kaçını nasıl kesiyor? Bitir penaltılara gitsin. Lanet olsun, bitir penaltılara gitsin. Adamların normal oyuncuları kahraman oldular ya. Çekemedik abi. 4500 enerjim vardı. Ve uzatmalara mı gitti? Penaltı da değil. Penaltı da değil. Neyse, enerjinin kalması o zaman. Şimdi birçok kişi payolla vurmadığım için, belki şeyle, Nival'le vurmadığım için kızmıştır ama riske atmak istemedim arkadaşlar.
Girmeyecekti biliyorum. Ulan bir roveşata vuramadık ya. Bir süper roveşata vuramadık Tsubasa'yla. O Verkaç'a müsaade etmediler. Bizim artist 4 numaraya bak. Ta nereye kadar çıkmış. %33. Bakın arkadaşlar, bu maçta kesinlikle anormal bir şey var. Size yemin ediyorum anormal bir şey var. Başka maçlarda bunlar olmaz. Bu başka maçlarda olmaz. En yakın adamlarımın hiçbiri bu maçta topa koşmadı. Gerçekten... Yok abi, yok. İki kare yakınında benim adamım var. Adamların en yakın adamı 3 veya 4 kare uzakta ve topu onlar alıyor. İşte futbol tarihinin, oyun tarihinin yemin ederim ilk momentumu bu herhalde. Vallahi billahi bu herhalde. Başka açıklaması yok. Yani bir maçta bu kadar çok şeyin olması da şaşırtıcı. Gerçekten şaşırtıcı. Ha bunu da kaptırır şimdi Tsubasa. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım sabır ver bana ya. Arkadaş adam kayıyor ve Tsubasa'nın verkacına değiyor. Şunu son saniyede yapamadığıma acayip üzgünüm. Acayip üzgünüm. Ve bir de bu kadar oynadık. Şimdi yenemezsek ne olacak onu merak ediyorum. Bitir. Bitir, daha fazla oynatma. Hadi be. Çok güzel. Bitirsin, önemli değil. Başka bir şey yapmak istemedim. Şimdi maça onlar başlayacak. Bu da çok sıkıntı. Ama Tsubasa ile hala bir kere süper roveşata vurabilirim. O enerjiyi toplarım ben. Hadi kes be. Kes be. Kesin kahraman olun ya. Bir faul olmadı maçta. Kayın ayağını kırın. 3 dakika geçsin. İmkansız, değemez bile. Doğru tahmin ediyoruz ama değemez bile. Hadi lan Gonzales. Resmen maçı sattı ya bu. İnanamıyorum, inanamıyorum. Böyle bir maç olamaz. Böyle bir maç olamaz. Hadi be ya, son atakta şu golü bulalım, bitirelim arkadaşlar. Tsubasa kaç? 345. Süper Roveşata 400 müydü? 360 mıydı? Allah'ım. Ne olur bu maçı kazanayım. Yani şuraya atmaya korkuyorum. Yemin ederim korkuyorum ya. Ama bu oyun öyle oynanmaz ki. Bu oyun öyle oynanmaz. Yani illa adamın üstüne atmayacaksınız. Ölüyorum arkadaşlar ya, lanet olsun ya. Arkadaşlar yoktu önünde bu adam, yoktu. Yoktu bu adam, nereden çıkıyor, dalga mı geçiyor?
kazandırmayacak ya bana bu oyun. Abi yoktu ya. Ya dümdüz o açıda hiçbir oyuncu yoktu ya. Ya bu ne şerefsizlik ya. Bir maçta bu kadar bariz hatalar olamaz ya. Ya top çeviremiyorsunuz arkadaşlar yani. Şuraya atıyorsun, adam araya giriyor. Öyle bir şey yani. Bunun başka açıklaması yok. Şerefsiz oyun ya. Şuraya atmaya korkuyorum vallahi ya. Girenle 429. Su basa biraz daha yürü. Biraz daha yürü. Evet, ceza sahası içi. Ceza sahası içinde buluşur. O oluyor, hep oluyor. Evet, alçaktan geldi ama. Bir kere daha Tsubasa'ya. Yalnız göğsümde indirip Tsubasa'ya atmam lazım. Havadan gelmesi lazım o topun. Bitirme sakın. Hadi be. Hadi be, bari penaltılara gitsin. Bari bir umut olsun. Yine yerden. Yerden ve girmeyecek büyük ihtimalle. Daha söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu maçı izleyin. Bu maçı yayınlayacağım. Bu maçı izleyin. Bir kere daha deneyeceğim ama. Aynı yüzdelerle bir kere daha deneyeceğim. Yani gerçekten böyle bir maç olamaz arkadaşlar. Böyle bir maç yaşamadım dünya. Ya bu oyunu 20 seneden beri oynuyorum. İlk defa böyle bir maçla karşı karşıya geldim. Yayınlayacağım ama bu videoyu ya. Öyle ya da böyle yayınlayacağım arkadaşlar. Neyse. Takipte kalın. Ne diyeyim arkadaşlar? Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.